Lenf sistemi hakkında çokça konuştuk. Bu videoda ise daha çok lenf sisteminin sıvısı olan lenfin kendisi hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Evet, lenfin kan damarlarından geldiğini biliyoruz. Yani kan damarlarından sızan sıvıya lenf deniyor. Şunu bir kılcal damar olarak düşünürsek eğer, onun etrafında bulunan endotel yani iç yüzey hücrelerini çiziyorum. Lenf, kılcal damarlar arasındaki ufak boşluklardan sızan sıvıdır. Terminolojiyi doğru anlamak için bir hatırlatma yapalım. Lenf, lenf damarlarının içine girdiği andan itibaren lenf olarak adlandırılır. Yani bu sıvı içeri girdiğinden itibaren ona lenf diyebiliriz. Bundan önce hücre dışı yani ekstra sıvı olarak adlandırılır. Çünkü şuradaki hücrelerin dışındadır. Fakat bu iki aşamada da sıvının içeriği aynıdır. Dolayısıyla bahsettiğim farklılık yalnızca dil düzeyinde bir farklılık. Evet, gelin bu videoda lenfin nelerden oluştuğunu anlamaya çalışalım. Bunun için öncelikle lenfin çıkış noktası olan kandan başlayalım. Evet, kanda al yuvar hücreleri var. Hemen birkaç tane çizelim. Aslında daha çok al yuvar çizmemiz lazım çünkü kanda hacim olarak yüzde 40 belki de 45 oranında al yuvar bulunduğunu biliyoruz. Bu miktar ortalamadır. Eğer kişide anemi varsa al yuvar miktarı tabii ki daha az olabilir. Evet, kanda yüzde 40 oranında al yuvar olmasına rağmen yer sıkıntısından dolayı buraya sadece birkaçını çizdim. Bunun dışında kanda tabii ki su bulunuyor. Hemen onu da beyazla çizeyim. Son olarak da proteinler. Bunları çeşitli boyutlarda çizeceğim çünkü proteinler gerçekte çok çeşitli boyutlara sahiptirler. Aynı zamanda birçok farklı görevi olan birçok farklı protein türü bulunur. Evet, çizeceklerimiz bu kadar. Aslında kanda glikoz molekülleri, yağ ve başka şeyler olsa da onları şimdilik görmezden geliyoruz. Peki buradan neler dışarı çıkabiliyor? Sızanlar neler? Al yuvarların sızamadığını biliyoruz. Bu yüzden hücre dışı sıvıya geldiğimizde %0 oranında al yuvar olacağını biliyoruz. Yani lenfte al yuvar hücresi yoktur. Bundan ayrı olarak size bir soru sormak istiyorum. Sizce lenfteki protein oranı kandakine kıyasla daha az mıdır yoksa daha çok mudur? Yoğunluk açısından bir düşünün. Aslında bu zor bir soru çünkü tüm bu proteinler serbest bir şekilde damarlardan dışarı çıksaydı lenfteki protein yoğunluğu kandakinden daha fazla olurdu. Sebebi ise kanda yer kaplayan şu al yuvarların varlığı. Bu sebeple bu büyük al yuvarlar proteini deyim yerindeyse seyreltiyor. Fakat dışarıda büyük al yuvarlar tarafından seyreltilemeyecek, öyle değil mi? Ama aslında şu dışarıdaki lenfte kandakinden daha az protein vardır. Bunun sebebi kılcal damarlardaki suyun proteinlerden çok daha kolay şekilde dışarı çıkabilmesidir. Böylelikle bu kısımda daha sulandırılmış bir sıvı birikmiş olur. Dediğim gibi proteinlerin dışarı çıkması zordur. Fakat çıkabilen bazı proteinler de vardır. Onları da buraya çiziyorum. Fakat bu kanda bulunan orandan çok daha azdır. Bu yüzden lenfteki protein oranı kandaki protein oranının yarısı veya üçte biri e, arasında değişir. Şöyle çizelim. Evet. Bunlara ek olarak lenfte ne tür proteinler olduğu sorusunu da sorabiliriz. Kanda birçok farklı tür protein olduğunu söylemiştik. Peki bu türlerden hangileri lenfe gidecek? Boşluklardan geçmeleri daha kolay olan genellikle küçük türlerdir. Albumin gibi küçük bir proteinin imunoglobulin gibi büyük bir proteine oranı lenfte kandakinden daha fazladır. Sebebi ise az önce belirttiğimiz gibi küçük proteinlerin geçişinin büyük proteinlerden daha kolay olması. Yani lenfteki albümin miktarı kandakine kıyasla daha az olsa bile albüminin immunoglobuline oranı daha fazla olur. Lenfteki proteinler hakkında diyebileceklerimizi bitirmeden önce burada biraz duralım. Çünkü lenfte kandakine kıyasla daha az protein olması önemli bir konu arkadaşlar. Bu noktada sıvının kılcal damarlardan sızma yolunun tek yönlü olmadığından bahsetmemiz lazım. Örneğin şuradaki sıvı öncelikle dışarı sızarken daha sonra sıvının bir kısmı geriye alınıyor. Geriye alınmasının sebebi ise kılcal damarlardan aşağı indikçe bu sıvıyı dışarı iten hidrostatik basıncın azalması. Yani sıvıyı dışarı iten basınç azalıyor fakat hala bir basınç var. Bu sıvının bir kısmı damara neden geri dönüyor? Sebebi burada protein gibi şeylerin yoğunlukla bulunuyor olması. Yani şöyle söyleyeyim, burada protein gibi şeylerin yoğunluğunun daha fazla olması. Fazla yoğunluk da kanın osmos açısından aktif olmasını sağlıyor. Yani kanda lenften daha çok miktarda protein olduğu için sıvıyı içeri tekrar iten daha yüksek bir ozmotik basınç söz konusu. Bu sebeple kanda protein miktarının daha fazla olması çok önemli. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce vücudumuzda günde ne kadar lenf üretiliyor? Üretilen lenf miktarı bu kan damarlarından sızan miktar eksi damarlara tekrar alınan miktardır. Bütün bir günü düşünürsek sizce bu ne kadara denk geliyordur? Ne kadar lenf üretiyoruz? Düşünmeniz için size biraz süre veriyorum. Evet, sizce kaç litre günlük üretilen lenf miktarını tahmin etmenizi istiyorum. Kaç litre? Cevabımız 3. Günlük ortalama 3 litre lenf üretimi yapıyoruz. Hepsi de bu kılcal damarlar yoluyla filtreden geçiyor. Evet, çokça kullanılan bir terimdir bu, filtreden geçmek. İlk olarak dışarı çıkan miktarın yaklaşık 20 litre olduğu düşünülüyor. Bunu küçük bir şekilde yazıyorum çünkü bilmemiz gerekmiyor, yalnızca küçük bir detay bu. Evet, yaklaşık 20 litre dışarı çıkıyor. Daha sonra 17 litre geri geliyor. İkisi arasındaki fark da bize üretilen lenf miktarını veriyor. Bu miktar günlük yani gün başına. Bahsetmemiz gereken son şey de vücutta farklı bölgelerdeki lenflerin içeriğinin farklı olması. Lenfin farklı yerlerde nasıl farklı olduğunu görmek için hemen bir insan vücuduna bakalım. İnce bağırsaktaki lenf damarlarının yani lakteallerin çok miktarda yağ ve şilomikron içerdiğinden bahsetmiştik. Tahmin edebileceğiniz gibi buradan gelen lenfteki yağ toplulukları yani şilomikron oranı çok daha fazla olacaktır. Şimdi karaciğere gelelim. Aslında bunu bilmek zorunda değilsiniz ama ilginç olduğu için söylüyorum. Karaciğer sonunda kana karışacak olan tonlarca protein üretir. Ve bunların kana karışma yollarından biri de bu proteinleri lenfe koymaktır. Karaciğerlerden gelen lenfteki protein oranı başka yerden gelen lenfe oranına 10 kat fazladır diyebiliriz. Şurada verdiğimiz rakam yani yarısı ile üçte biri arası tüm vücudumuzdaki ortalama lenf miktarıdır. Çünkü nerede olduğuna bağlı olarak protein oranı değişir. İnce bağırsağımızdan gelen laktealler dahil tüm lenf damarlarının birleştiğini ve yukarı çıktığını biliyoruz. Aynı zamanda karaciğerlerden gelenler de buraya karışacak ve yukarı doğru hareket edecek. En sonunda kan dolaşımına katılacaklar. O da şurada maviyle çizdiğim damarlarda gerçekleşecek. Genelde damarlar mavi çizildiği için ben de mavi çiziyorum. Evet, bunlar birleşip kalbe doğru gider. Farklı içerikli farklı lenf sıvıları bir araya gelir ve tekrar dolaşıma karışır.